Herkese merhaba arkadaşlar mantık soru çözümü videosuyla sizler birlikteyiz. Yalnız mantık konu videomuzu izlemediysen önce o videoya geri dönüyorsun. Sonrasında izledikten sonra bu videomuza gelip mantık soru çözümüne bakıyoruz. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Isınma sorusuyla başlıyoruz. P, Q, R önermeleri verilmiş. Verilen önermelere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Basit bir soruyla karşı karşıyayız. P önermesi en küçük asal sayı 1'dir diyor. Hayır arkadaşım en küçük asal sayı hangisiydi? En küçük asal sayı 2'ydi. O zaman ben ne diyorum? P denktir 0'a diyorum. Çünkü neden? En küçük 2 olduğu için önermem yanlış. Q önermesi eksi 2'nin parantez 4. kuvveti. Eksi 2'nin parantez 4. kuvveti 16 idi doğru. Önünde de 16 olduğu için o zaman ne yapıyor? Eksi 16 yapıyor. Q önermesi için ne diyorum? Ne diyorum? Q önermesi denk'tir. 1 diyorum doğru olduğu için. R önermesine bakıyorum. 30 sayısının 8 tane doğal sayı böleni vardır diyor. Hemen bakıyorum. 30'un bölenleri 30 var. 15 var. 10 var. 6 var. Bir de bunlara karşılık gelen arkadaşlar 5 var, 3 var, 2 var ve de 1 var. Toplam 8 tane doğal sayı böleni olduğuna göre o zaman R önermesine de doğru olduğu için doğruluk değerini 1 diyorum. R önermesi de 1 oldu. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyordu? P önermesi denktir 1'e. Hayır arkadaşım. P önermesi denktir 0'a diyordu. A şıkkı gitti. B şıkkı Q önermesi denktir 0'a. Bakıyorum Q önermem 1'di. O zaman bu da gitti. Hemen bakıyorum P'nin değili. P sıfırsa arkadaşım P'nin değili nedir? birdir. P'nin değili bir. Denk midir? Q'ya. Evet Q da birdi. Denkti. Doğru cevabı buldum. Cevap C demiyorum. Evet öbür şıkları da bakalım. Öğrenmek olsun maksat. Ee, P önermesi 0'dı. Sıfır denk mi? Bire. Hayır denk değil. E şıkkına bakıyorum. E şıkkında da R 0 diyor. Hayır. R önermemizde denktir. Birdi. Doğru cevap C olarak ilk ısınma sorumuzu bitirdik. İkinci ısınma sorumuza geçtik arkadaşlar. Bu ısınma sorusunda konu kısmını bir hatırlayalım. Burada bir veya var ama burada bir ise var. İse ile veya bir araya gelemezdi. Uygun şartları oluşturmam lazımdı. Veya ile veya yan yana gelirdi. İşlemsel olarak bir şeyler yapılırdı. Ama ise'yi dağıtma veyahut da hiçbir türlü birleşme yapamazdım. Bunun için ne yapmam lazım? İse bağlacını hemen toparlamam lazım. Bir hatırlayalım. P ise Q'yu ben nasıl toparlayabilirim? Nasıl veya yapabilirim? Denkli veyası neydi? Birincinin değili veya ikinci demiştik arkadaşlar. Birincinin değili veya ikinci demiştik. Burada ise'yi veya'ya çevirmek çok kolaydı. Birinciyi alıyoruz değili. ikinciyi aynı alıp araya veya koyuyoruz. E sorumuzda da veya ile birleştirmemiz için bunu yapmamız şarttı. Hemen yazalım arkadaşlar. P ise Q'yu P'nin değili veya Q yaptım. Hemen sonrasında veya var. Burada da Q'nun e, bu arada unutmayalım. Birincinin değilini yazdım. ikinciyi aynen yazıyorum. Hocam burada Q'du. Niye burada Q'nun değili? Arkadaşlar Q'nun değili olduğu için hemen buraya da Q'nun değilini koydum. Ondan sonracıma veya da Q'yu koyduktan sonra İşlemime düzgünce ne başlamam lazım. Şu an konu kısmında görmüştük birleşme özelliği vardı. Birleşme özelliği neydi? İki tane aynı bağlaç varsa parantezim kayabiliyordu. Hemen kaydıralım. P veya parantez kaydı. Q'nun değili veya Q oldu. Birleşme özelliğinde iki tane aynı bağlaç varsa hemen bağlaçlarda parantez kayabiliyordu. Hemen parantezimi yan tarafa aldım. Peki niye öyle yaptım? Çünkü burada bir şey işlem elde edemiyorum. Ama Q'nun değili veya Q'da çok iyi hatırlıyoruz. Konu anlatım kısmında bunun üzerinde çok durmuştuk. Veya da bir tanesi bir olması benim cevabımın bir olması için yeterliydi. Veya da bir tanesi bir olduğumu cevap yeterliydi. O zaman Q'nun değili. 1 ise bu 0, sıfır, bu 0 ise bu 1'di. Bunlardan bir tanesi 1 olduğu için o zaman cevabım ne olacaktı? 1 olacaktı. O zaman P'nin değili veya 1 oldu. Dengimizi de koyalım buraya. Hemen bakalım. Biraz önce söylediğimizin bir başka versiyonu da veya'lı kısımda P veya 1'de de bir tane 1, 1 olması için yeterliydi. O zaman P veya 1, 1 oluyordu burada ne olduğunun hiçbir önemi yok kapattığımda veya 1 olduğu için hemen 1 oldu mu cevap diye buranın hiçbir önemi olmadığı için cevabım 1 diyorum ısınma sorumu da geçiyorum yeni bir ısınma sorusuyla karşı karşıyayım bu ısınma sorusunda da burada bize abidik gubidik şeyler vermiş olduğuna göre diyor PQRS önermelerinin doğruluk değerlerini bulalım diyor öncelikle arkadaşım konu anlatım videosunu izlediysen bunun üzerinde çok sık duruldu neydi o P ise burada bir şey var. P ise buradaki şeyi kapattım. Ne oldu önemli değil. P ise bilmem bir şey cevap sıfır. İse de ne vardı arkadaşım? Yüz kuralı vardı. Yüz kuralı. İse'deki yüz kuralı neydi arkadaşım? Bir ise sıfır sadece sıfırdı. Diğer her şey birdi. İse de sadece bir ise sıfırdı sıfır sıfırdı. Geri kalan her şey birdi. O zaman ben ne diyorum? O zaman burası kesinlikle bire eşit. P denktir bir oldu. Bu kısımda denk olacak. Neye? Sıfıra olacak. Hemen başka bir kalemi alıp bunu toparlayalım. Hemen şurada güzel gene yazalım. Q'nun değili veya R denktir sıfır. Peki veya da nasıl bir nasıl sıfır oluyordu cevabım? veya'daki sıfır nasıl olurdu? İkisi de sıfır olursa veya da ya o ya diğeri ya da ikisi aynı anda olacaktı. İkisi de olmadığı durum sıfırdı. O zaman hemen ben ne diyorum? Q'nun değili denktir. Sıfır. Hemen ne diyorum? R'nin kendisi denktir sıfır diyorum. Sıfır veya sıfır sıfırdı. O zaman olayı çözdüm arkadaşım. Neden? Çünkü yukarıya bakarsam yukarıda P denktir 1'e. Bunu hallettim. Hemen bakıyorum. Q, Q'nun değili 0 hemen değili 0 olan şeyin kendisi 1'dir diyorum. R'ye baktığımda da R de 0 dedim. Birinci kısmı bitirdim. İkinci kısma geldiğimde bu işaret neydi anlamı? Ancak ve ancaktı. Ancak ve ancakta ne vardı? Aynı değerler yani 0'a 0... Sıfır sıfır ancak ve ancak sıfır birdi. Bir ancak ve ancak birdi. Bunun için ben şöyle söylüyorum arkadaşlar. İyiler iyilerle arkadaştır. Kötüler kötülerle arkadaştır. Ama hiçbir zaman sıfır bir sıfırdır. Bir sıfır sıfırdır arkadaşlar. O yüzden ben Q'umu biliyorum. Q'um neydi? Birdi. Bir ancak ve ancak S'nin değili sıfıra denkse sıfıra denkse o zaman bir ve sıfır sıfıra denk olacak. Hemen buradan anlıyorum ki o zaman S'nin değili denktir. Sıfır diyorum. Ve buradan da S'nin değili sıfırsa S'nin kendisi de birdir diyerek bu sorumu da bitiriyorum arkadaşlar. Yüz kuralını unutmuyoruz. Isınma sorularından bu soruyu da bitirdim ve geçtim. Evet arkadaşım model soruyla devam ediyoruz. Model soruda ne diyor? Hemen bakıyorum bir önerme vermiş bana. Önermesinin yanlış olduğu biliniyorsa o zaman arkadaşım hemen önermem yanlışsa benim. O zaman denktir sıfıra diyelim. Önerme yanlış çünkü. Peki ne zaman ise de sıfır olurdu? 1 veya sıfırdayken olurdu. O zaman burası 1. O zaman burası da sıfır olacaktı. Hemen buraya yazalım. P denk P ise Q denktir bir e diyorum. R'nin değili denktir sıfıra diyorum. O zaman ben buradan R'yi çözdüm. Nasıl? Değili sıfırsa kendisi nedir arkadaşım? Kendisi birdir. O zaman devam edelim. Devam edelim soruya. Ee, yanlış olduğu biliniyor. Yanlışı yaptık. Buna göre önermelerinden hangisi her zaman doğrudur? Bir kere P ise Q denktir bire dedik. Her zaman doğrudur diyor. Evet o zaman... P ise Q. P ise Q. Denktir 1 ise her zaman doğrudur. Pekala. Şurada da bir Q ise P var. Arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. P ise Q. Bunun dengi karşı tersiydi. P ise Q. Q ise P değildi. Q'nun değili ise P'nin değiliydi. O zaman bu cevabım 1 ise 1 olan şey buydu. Bu 1 değildi. O zaman buna yanlış dedim. En son olarak da şuna bakıyorum. Bana ne diyor? R'ye ben 1 demiştim. O zaman şunun dengini yazayım. 1 ise 1 ise P ise Q. P ise Q'nun 1 olduğunu biliyorum. 1 bir ise 1'den dolayı 1 bir ise 1 de neydi? 1-0-0-0'du. Sıfır, sıfır, 100 kuralından dolayı geri kalan her şey 1'di. O zaman bunun cevabına da kesinlikle 1 diyorum. Her zaman doğrudur diyordu. Bunun da doğru olduğunu gösterdiğime göre 1 ve 2 doğru. Üçüncüsü yanlış oluyor. Cevabı E şıkkıyla işaretliyorum. Model sorumu da bitirdim. Geçtim. Bir diğer model soru arkadaşlar. Önermesinin değili aşağıdakilerden hangisine dek, denktir diyor. Arkadaşlar önermesinin değili aşağıdakilerden hangisine denktir diyor. Bir kere bir sakin olalım. Önermesinin değili aşağıdakilerden hangisine denktir? İlk önce biz önermemizin ne olduğunu bulalım. En sonunda da değilini ekleriz. İlk önce kafamızı karıştırmayalım ama en son değilini yazacağımı unutmuyorum. O zaman hemen şuradan İlk önce ben ne demiştim? Biraz önceki sorularda da vardı. İse'yi hemen veyalı formata çevireceğiz. Nasıl çeviriyorduk? Birincinin değili olacaktı. Nasıldı? Birincinin değiliydi veya ikinciydi. Birincinin değili veya ikinciyi aynen yazacaktım. O zaman hemen bunu aşağıya alalım. Birincinin değili veya ikincisini aynen yazıyorum. Q'nun değili diyordu mümkün değilini yaptım. Parantezimi kapattım. Aradaki işaretim ne arkadaşım? Aradaki işaretim V. Sonrasında aynı mevzu burada geçerli. Yine ise'yi neye çevireceğim? Veya'ya çevireceğim. Birincinin değili veya ikinciyi aynen yazdım. Şimdi çok dikkat. Çok dikkat. Veya veya. P'nin değili, P'nin değili var. Ve arada da başka bir işlem var. Arkadaşlar bunu konu anlatım videomuzda da vardı. Burada bir dağılmanın sanki sonucu var. Sanki bir dağılma işlemi yapılmış. P'nin değili veya gelmiş. P'nin değili veya gelmiş. O zaman darmağan edilen şeyi hemen ben ne yapıyorum arkadaşım? Geri topluyorum. Ne yapıyorum? P'nin değili veya Q'nun değili burada da Q var. Aradaki işaretimde V idi diyorum. Denktir dedim. Şimdi yeni oluşan önerme çok güzel oldu arkadaşım. Neden? Çünkü Q'nun değili ve Q bunlardan biri 1 ise biri 0, sıfır. biri sıfırsa biri 1. Bir. O zaman ne oldu? V'de ne olacaktı? İkisi de V elma ve armut ikisi aynı anda olacaktı. Diğer şartların hepsi sıfırdı. Burada da ikisi aynı anda denk gelmediği için buraya ne diyorum? sıfır diyorum. O zaman ne oldu? P'nin değili veya sıfır oldu. Hemen bunun dengine bakacağız. Veya da ne vardı arkadaşım? Veya da bir tanesi bir olsa yetiyordu ama ikisi aynı anda sıfır olursa cevap sıfırdı. Şimdi düşünüyorum. Şu şuradaki P'nin değili birse bir veya sıfırdan cevabım bir olacak. Ama P'nin değili sıfırsa bir sıfır veya sıfırdan dolayı cevabım neye eşit olacak? Sıfıra denk olacak. O zaman bakıyorum. Buradaki sayıya, buradaki önermeme bir dersem kapattığımda, buradaki önermeyi kapatınca bir dersem cevabım bir çıkıyor. Sıfır dersem cevabım sıfır çıkıyor. O zaman ben burada ne dersem birincisine cevabım o çıktığına göre burada ne görüyorsam Cevabım o olacak. P'nin değili dedim. Bu soruyu da patlattım. Her şey çok güzel gidiyor. Model sorularımız arkadaşlar bu köşelere yazdığımız özelliklere çok dikkat edelim. Bundan önceki sorularda da ve bundan sonraki sorularda. Bunlar işte bizim yapı taşlarımız. Bunlar olmadan sorular çözülmez. Bunlara dikkat ediyoruz ve bütün soruların hepsini yapıyoruz. Sınavda da 90 yüzü patlatıyoruz, geçiyoruz. Dedikten sonra Sınav dedik hemen yazılı sorusu geldi. Çağırdık sanki soruyu. Hemen yazılı sorusuna bakalım. Arkadaşlar doğruluk değerini bulalım diyor. Doğruluk değerini bulmam için yeni bir şey geldi. Arkadaşlar her ve bazıları görmüştük. Her ve bazılar neydi? Hemen küçük bir hatırlatma yapalım. Ufacık bir hatırlatma, çok kısa. Hemen diyelim. Bazı dediğinde bazı x elemanı doğal sayılar için x'in doğal sayı olduğu bazı durumlar için yani en az bir tane istiyorum. Bazı da en az bir tane istiyorum. Her x eleman tam sayı dediğinde de her bütün hepsi olacağı için bütün tam sayıların bunu sağlaması gerekiyor diye düşüneceğim. O zaman başlayalım. Doğruluk değerini soruyor. Bazı x elemandır doğal sayılar için bu denk buradaki eşitsizlik doğru mu diye bakıyorum. Hemen karşıya attım. Ne oldu? Hemen şurada yapayım. Burada fazla yerim yok. 3x artı 2. Küçüktür 3. 3x küçüktür. 2 karşıya gitti. 3'ten 2 çıktı. 1. Hemen 3 çarpım durumunda olduğu için karşıya bölü olarak geçer. 1 bölü 3 oldu. Peki, x dediğim şey 1 bölü 3'ten küçük. 1 bölü 3'ten küçük olan hiçbir doğal sayı var mı diye düşünüyorum. Evet, 1 bölü 3 sıfırla 1 arasında olduğu için... 1 bölü 3'ten küçük ne var? 0 var. 0 varsa o zaman bir doğal sayı var. O zaman ben bu önermeye ne diyorum arkadaşım? 1 diyorum. Neden? Çünkü en az bir tane var mı? Var. Bazıda da bir tane olması yeterdi. O yüzden burası 1 oldu. Aradaki işlemim veya hemen buraya geçiyorum. Her x doğal sayısı bunu sağlar diyor. Hemen bakalım x bütün x her her bütün x sayıları bunu sağlar mı? Hemen bunun işlemini de şu kalemle yapayım. Hemen bakıyorum. İşlemim ne? 4x eşittir 8x. Hemen 4x'i karşıya attım. 0 eşittir 4x oldu. 4'ler 4 her iki tarafı 4'e bölersem ne olacak? 0 eşittir x olacak. Burada da arkadaşım sadece x 0 bu değer sağlanıyor. Ama bana ne demişti? Bütün sayılar olur demişti. Hayır. Yanlış. Hatta yalan. Yanlış yalan. Nasıl bakalım? 3 koydum. X'in yerine 3 koyarsam 4 kere 3 12. 8 kere 3 24. Ne oldu? 12 24'e eşit mi? Değil. Ama bir tane x sayısı var 0. 4 kere 0 0. 8 kere 0 0. 0 sağlar. Ama her x sayısı sağlar mı? Sağlamaz. O zaman ben bu önermeme de ne diyorum? bu önermemede yanlış olduğu için sıfır diyorum. Çünkü her demişti sadece bir tane sağladı bütün sayılar sağlamadı. O zaman doğruluk değerini bulalım diyor. Bir veya sıfır. Bir veya sıfır. Veya da ne vardı arkadaşım? Bir tane doğru doğruluk için yeterliydi. O zaman ne diyorum? Bir diyorum doğruluk değerini buldum. Şimdi yazılıda işte sorulabilen sorulardan birisi bu değilini olumsuzunu yazın. Şimdi değilini yazarken ne yapacağım? Değilini yazarken ben bunun tamamının değilini alacağım. Peki değil nasıl alınıyordu? Ortada V ve veya da veya varsa değilini nasıl alıyordum? Hemen bunun değili, bunun değili ve ortadaki işaretimin de tersini alıyordum. Arkadaşlar hemen şunun değilini bir alalım. Hatırlıyoruz. Bazının değili nedir? Bazının değili herdi. Her x eleman doğal sayı için. Buradaki işlemim ne? Küçüktür. Hayır ne olacaktı? Küçüğün tersi neydi? Büyük eşittir. 3 olacak. Aradaki işaretim ne? Veya aradaki işaretim V olacak. Ve de en sonunda burada verilen önermeye baktığımda herin tersi bazıydı. Ve burada da eşitlik var. Eşitlik kısmı da ne olacaktı tersi? Eşit değildir olacaktı. Evet yavrucuk burada ne yaptık? Hepsini yaptık. Yazılı sorusunda böyle iki parça sorabilirler. veya da tek parça bunu sorabilirler. Kolay bir soru olsun diye. Sen hemen hiç strese girmeden yavaş 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 Düzgün düzgün yaza yaza bunu çözeceksin arkadaşım. Bu yazılı sorusuydu. Çok kolay bir yazılı sorusu oldu benim için. Bunu da geçtim. İkinci yazılı sorusunda arkadaşlar yine bir yazılı sorusuyla karşı karşıyayız. Önermesinin en sade halini tablo yöntemiyle gösterelim diyor. Arkadaşlar tablo yöntemiyle niye göstereceğim? İlk önce bir bunu ben kolay yoldan bulmaya çalışayım. Birinci işlemim ne? Veya ikinci içerideki işlem ve o zaman dağılma var mı? Var. Hemen şurada şunu bir dağıtalım. Ne yaptım? P veya'yı yapıştıracağım. P veya P yaptım. Yan tarafa geçtim. P veya'yı yapıştırdım kime? İkinciye yapıştırdım. Aradaki işaretinde V idi yaptım. Bunu toparlayalım. Tek kuvvet özelliğini hatırlıyorum. P veya P P'ydi. P ve P de P'ydi. P veya P ise yazdım. Aradaki işlemim V. Hemen geldim buraya. P veya Q oldu. Şimdi bakıyorum. Bu sefer de burada veya vardı. İçeride V vardı. Bu sefer veya dışarı çıktı. içeriye V girdi. Özür dilerim. Bu sefer dışarıda V var. İçeride veya var. E o zaman ben bu sefer bunu dağıtacağım. Yine aynısı gelecek. Yine aynısı gelecek. Nereye kadar gidecek? Sonsuza kadar gidecek. Arkadaşım sonsuz döngüye girdik. Bu işin içinden çıkamıyoruz. O zaman en güzeli zaten Yazılı sorusunda da sorulduğu gibi tablo yöntemi yapmak çok sıkıştığında tablo yöntemi yaparsın, yapabilirsin. Hemen bir tablo çizelim. Tablomda neler olacak? P olacak, Q olacak ve de yeni tabloda P veya P ve Q olacak ve de en sonda da P veya P ve Q olacak ve bunun cevabının ne olduğunu bulacağım. Hemen şöyle şekilsiz bir şekil çizeyim. Müthiş çizim yeteneğimle bunu çizdim size arkadaşlar. Gerçekten mükemmel oldu. Şimdi arkadaşım burada bakalım. Hemen ne olacaktı? 1 1 1 0 0 1 0 0. Peki P ve Q neydi? P ve Q ikisi de aynı anda olunca doğru oluyordu. Bir tanesi yanlış olması yanlış olması için yeterliydi dedim. Şimdi tablo yöntemiyle gösterdim. Tablo yöntemiyle gösterdim. Şimdi tablo yöntemiyle sonuca ulaşacağım. Acaba sonucumuz ne? Hemen buraya baktım. Bana söylediği şey P veya şu işlem. Yani burası. P veya bunlara bakacağım arkadaşlar. P veya bu. 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 Hemen bakalım. 1 veya 1 bir veya bir de bir tane bir olması yeterliydi. Bir veya sıfır bir tane bir olması yeterliydi. Sıfır veya sıfır ikisi sıfır olunca sadece sıfır olduğu durum buydu. Sıfır veya sıfır da sıfır oldu. Arkadaşım şimdi çok dikkatli bakalım. Cevabımız bir bir sıfır sıfır çıktı. Bir bir sıfır sıfır çıktı. Peki peki bu cevap Burada bir yerlerde bir tanesine benziyor. Bir bakıyorum ki bir bir sıfır sıfır bir bir sıfır sıfır. O zaman bu işlemin cevabı denki benim için neymiş diyorum. Denki P'ymiş diyorum. Arkadaşlar Tonguç 9. sınıf kitabımızda bu özellik olarak var. Okul kitaplarınızda da var. Ama absorbe yöntemi olarak dediğimiz bu yöntem Tonguç kitabımızda var. Orada P veya P ve Q'da ne yapıyor? Bunu emiyor. Absorbe ediyor. Cevabı P olarak buluyor. Biz de bunu tablo olarak gösterdik. Hocam canım hocam bana yazılıda sorarsa ben de onun canı öğrencisi olarak bu soruyu da çok güzel bir şekilde yapar. Elimin tersiyle atar. Bu sorudan da 10 puanı çakar. Geçerim arkadaşım. Arkadaşlar zor soru diyor. Zor soru diyor. Bizim için zor hemen imkansız biraz zaman alır diyelim ve hemen başlarım. Bizim için zor yoktur diyoruz. Ancak PQR önermelerini verdi. Önermelerine göre aşağıdaki koşullu önermelerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi koşullu önerme olacağı için aşağıdakiler görüldüğü üzere koşullu önerme ne demekti? ise demekti. Koşullu önerme koşul şart koşullu şartlı zorunlu Aşağıdakilerde zorunluluk arayacağız arkadaşlar. Her zaman diyeceğiz öyle olması lazım. Kesinlikle öyle olması lazım diyeceğiz. Kesinlik yoksa o şıklar olmaz diyeceğiz. Hemen A şıkkına bakalım. A şıkkını şuraya bir yazalım. Q ise R. Q'yu bir yazalım. M artı N eşitse sıfıra eşitse sıfıra ise yani R M çarpı n sıfırdır diyoruz. M çarpı n sıfırdır diyoruz. Peki M artı n sıfırsa M çarpı ne kesinlikle zorunlu şartlı koşulum bu. Bu olunca bu olacak diyorum. Zorunlu bir şekilde kesinlikle bu oluyor mu? Hayır. Olmayabilir. Çünkü niye? Eksi 2 ile eksi 3 toplamı sıfırdır ama eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı 0 değildir. O zaman ne diyorum? Böyle bir şart yok. Böyle bir zorunluluk yok. O zaman A şıkkım doğru değil. B şıkkıma geldim. B şıkkında Q ise P diyor. Bakalım M artı N eşittir. 0 ise M kesinlikle sıfırdır diyor. Hayır arkadaşım. Biraz önce söyledik. Eksi 2 ile ek, eksi 3 ile ek, burada da yanlış söyledik galiba. Eksi 3 ile artı 3 birbirini 0 yapar. Eksi 3 ile artı 3 çarparsam eksi 9 olur sıfır olmaz. Belki de yanlış söyledik bilmiyorum hatırlayamadım. Ama burada eksi 3 ile artı 3 sıfır olduğuna göre burada da M sıfır olmak zorunda değil. Eksi 3'e artı 3 olabilir. Eksi 2'ye artı 2 olabilir. O zaman B şıkkıma da yanlış dedim. Geçtim. Hemen buna bakıyorum. C şıkkımda ne diyor? P ise Q. P neydi? M0 ise M0 ise kesinlikle M çarpı N eşittir 0 diyor. Arkadaşım M0 ise N'nin ne olduğuna bakmadan biri sıfırsa tabii ki de cevap sıfırdır. M 0 sıfır olduğunda cevabım kesinlikle zorunlu olarak 0 oluyor mu? Oluyor. O zaman ne diyorum? C şıkkım doğrudur diyorum. Buradaki D ve E şıklarını sana bırakıyorum. Aynen bu şekilde yap ama bir tiyo verelim. P şıkkı M sıfırsa toplamları da sıfırdır diyor. Hayır sıfır olmayabilir. Zorunda mı sıfır olmak için? Hayır değil. O zaman hemen bakalım. Bunları da sen kendin yazarsın ama ben sözlü olarak senin için söyleyeyim. Hemen M çarpı N sıfırsa o zaman M sıfırdır diyor. Hayır arkadaşım N sıfır olabilir. M herhangi bir sayı olabilir. Zorunluluk var mı? Yok. Zor soru diyordu. Bizim için zor var mı? Yok. İmkansız biraz zaman alır dedik. Bu da geçtik. Arkadaşlar işte yazılarımızda dikkat sorusu çok basit 10 puanlık bir soru ama dikkat edersen yaparsın bunu. Ne diyor? Önermesinin eşiti nedir diyor. Önermesinin eşiti nedir diyor. Şimdi ilk önce şunu iyi hatırlayalım. Aradaki işaretimiz ne arkadaşım ise ise ile ilgili iki tane durum vardı. Birincisi biraz önceki sorularda da söyledik. P ise Q neydi? P ise Q'nun V'li bir değişimi vardı. Birincinin V'li değil V'yağlı. V'yağlı bir değişimi vardı. Birincinin değil veya ikincinin aynısıydı. Şimdi şıklarda bunu bir arayalım. Şıklarda bunu bir arayalım. İlk önermemin değilini alacağım. Değilini alırsam her dediğim şey bazı olacaktı büyük eşittir dediğimin tersi de küçüktürdü. Şıklarda bunu arayacağım ve yağlılarda, iselleri daha geçmedim. Ve yağlılara bakıyorum. Burada ne diyor? Tam sayı diyor. Adam bunun tersini almış. B şıkkında da bunun tersini almış. Hayır arkadaşım sen bunun tersini alacaktın. O zaman bu şıklarım elendi. Sonrasında da isenin ise ile ilgili başka bir özelliği daha vardı. O özellik neydi arkadaşım? P ise Q ne zaman kendisini ne zaman denkti iseli bir şeye karşı tersi olduğunda yani karşıya attım Q bu tarafa P bu tarafa geçti. Bir de bunların tersi olduğunda yine bunlar birbirine denkti. O zaman hemen ne yapıyorum? İkincinin ikincinin değilini başa alıyorum ve de birincinin değilini de sona alıyorum. Arada da isem hala duruyor. Evet ise duruyor, ise duruyor, ise duruyor. Bunlardan biri büyük ihtimal doğru cevap hemen bakıyorum. İkincinin değili. Ne diyeceğiz buna? Bazı olduğuna göre değili herdir. Evet bu şıkta var, bu şıkta var. Bunda yok, bunda atladım. X artı 1 eşittir 3 diyor. Bunun değeri de eksi 3 olacak. Doğru. İki şıkta da var ama dikkat. Sorumuz dikkat sorusuydu. Dikkat. Ne var? Z var. Ne var? R var. Arkadaşım değerini alırken hiçbir şeye dokunmuyorsun sen. Hiçbir şeye dokunmuyorsun. Sadece dokunduğum şey ne? Her, bazı, bazı, her olacak. Büyük eşittir. Küçük eş, küçüğe eşit olacak. Büyük eşittir. Küçüğe Küçüğe eşit olacak eşittir de eşit değil e yazacağız. Eşit değil e yazacağım. Buradan da o zaman bunda bir değişiklik olmadığına göre benim cevabım bu gibi kokuyor ama ben hemen atlamayacağım. Tamamına bakayım. İkincinin değilini aldım. Q'nun değiline baktım. Her özür dilerim. Cevabımız bu değil tabi. Dikkat dedik. Biz dikkatsizlik yaptık. Burada bir tam sayı diyor. Tam sayımız buradaydı bazı her oldu her eleman x eleman her x eleman tam sayı diyordu yaptım bunu eşittir vardı eşit değil yaptım arada iseyi koydum hemen ilkinin değiline bakıyorum her eleman reel sayı var evet her eleman reel sayı doğru büyüktürün tersi de küçüktür dedim ben dikkatsizlik yaptım ben yaptım sen yapma arkadaşım hemen hepsine dikkat ederekten cevabımızı ne bulduk D şıkkı bulduk. Dikkat sorusunu da tamamladık. Ve bugünlük sorularımız bitti arkadaşlar. Bu köşelere yazdığıma dikkat etmeyi unutma. Bu soruda ne vardı? İse'nin veyalı formu, ise'nin ise'ye karşı ters olarak çevrimi vardı. Diğer sorulara da çok cinlikleri koymuştuk, kısa yolları koymuştuk. Hepsi senin için soruda konu özetli bir şekilde vardı. İşte Karşınızda ödüllü soru da arkadaşlar. Cevapları yoruma bırakmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.